Selamlar, merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık alışmışızdır birbirimize. Konulara sizler de böyle güzel güzel devam ediyorsunuzdur. Dediğimiz gibi amacımız sizlere böyle mantıkları öğretmek, sizlerin ön yargısını kırmak, böyle ama acele etmemek. Bakın böyle kimya biliyorum, hani çok söylemek istemiyorum videoda ama böyle birazcık öğrencilere korkunç geliyor. Korkunç değil, sadece böyle üzerine düşmen lazım. Birazcık düşünmen lazım ve mantık kurman lazım. Benim de aslında size tavsiyem bu ve yapmak istediğim şey de aslında bu arkadaşlar. Umarım faydalı oluruz. Umarım sizlerle güzel bir böyle bir ders geçiririz. Bundan önce ne yapmıştık? Hocam 3. üniteye başlamıştık. Kimyasal türleri görmüştük. Kimyasal türler arasında etkileşimleri böyle bir bakmıştık. Zayıf dedik, güçlü dedik arkadaşlar. Doğrusu güçlü etkileşimlere göre, bağın sağlamlığına göre sıralama yapmaktır dedik. Ve bundan sonraki kısımda güçlü etkileşimlerden başlayacağız dedik. O zaman başlayacağız. Ne yapalım? Haydi o zaman güçlü etkileşimlerden başlayalım. Güçlü etkileşimler, bundan önceki ünitenin yani bölümün sonunda da görmüştük. Üçe ayırdık arkadaşlar bunları. İyonik bağ dedik, kovalent bağ dedik ve metalik bağ dedik. Şimdi nereden başlayacağız? İyonik bağdan başlayacağız. Haydi başlayalım o zaman. Şimdi ama öncesinde birkaç böyle bilgiyi hatırlamamız lazım. Ben tabii az çok söyledim size. Dedim ki atomlar kararlı olmak isterler. Kararlıdan kastım, katmanlarım tam dolu olsun ister. Bütün atomlar. Nasıl insanoğlu para pul peşinde koşuyor, değil mi? Bu savaşlar, her şey bunun için. Bu atomlar da her şeyi, katmanları fullemek, kararlı yapıya geçmek için yapıyor arkadaşlar. Bak şimdi. Atomlar kararlı soy gaz elektron dizilimine benzemek için elektron alır, elektron verir. Yani katmanları fullemek için. Ya da elektronlarını ortak kullanırlar. Son katmandaki elektronlarını 2 yaparak helyum soy gazına benzeme eğilimine ben ne diyorum biliyor musun? Doublet kuralı diyorum arkadaşlar. Şimdi katman full olsun istemiyor muydu? O zaman bir elektron alacak bu. Bir elektron aldığında ne yapacak? 2 elektron olacak. Yükü de o zaman eksi olacak arkadaşlar. Burada artı olmuş ama şurayı düzeltelim. Eksi olacak, değil mi? Ben buna doublet kuralına uyma diyorum. Yani ilk katmanı doldurma, 2 yapma eğilimi arkadaşlar. Buna ne demiş oldum? 2. Elektron aldım, yükü eksi olacak. Bak buraya dikkat et. Şuraya eksi yazdım. Şurası eksi olacak arkadaşlar. Eksi. Bak yazıyorum, Türkçe'de yazıyorum. Tamam mı? Şimdi son katmandaki elektronlarını 8'e tamamlayarak diğer soy gazların elektron dizilimine ulaşma eğilimini arkadaşlar ben ne diyorum? Oktet. Oktet kuralı. Yani katmanı fullemesi için sodyum 11, 2, 8, burası da 1 olacak arkadaşlar. Tamam mı? 2, 8, 1. Bu 1 elektronunu verdiğinde çekirdeğinde bir tane artı yük fazlası olmayacak mı arkadaşlar? O zaman ben bu artı yükü de üzerine böyle yazarım. Yani son yörüngeyi 8 yapma eğilimine de oktet kuralı derim sevgili öğrencilerim. Şimdi oktette dublet kuralı biliyorum. İlk yörüngeyi 2 yapacaksam ben dublet kuralı, 8 yapacaksam diğer yörüngeleri de oktet kuralı demiş olduk. Bir de Lewis yapılarım var. Nokta olarak gösterme olayı. Elektronların oluşturdukları bağları daha kolay görmek için element sembolünün üzerinde noktalar şeklinde gösterilmiş haline Lewis yapısı derim ben arkadaşlar. Yapısı denir demiş olduk. Şimdi kurallara baktım. Lewis yapıları nasıl yazılır hocam? Elementin ilk başta katman, elektron dizilimini yazacağım. Açacağım. Sonra mesela örnek olarak göstereyim. Mesela sodyum diyelim. Hep sodyum diyoruz. Yine sodyum diyelim. Ben bunu ne dedim? 2, 8, 1. Sonra son katman değerlik elektronları element sembolünün üzerine noktalar şeklinde önce her bir kenara teker teker, daha sonra eşleştirilerek yazılır diyorum. Şimdi son katman ne burada? 1. 1 değerlik elektronu var. Arkadaşlar değerlik elektron bağ yapımında kullanılan elektrondur. Neden bağ yapar? Katmanları fullemek için dedik yani. Tam dolu olsun diye. Oktet, dublet kuralından ötürü. O zaman ne olacaktır bu? Biz yazarken sodyum element sembolü, bakın nokta olarak göstereceğim. Bu şekilde yazacağım. O zaman sodyumun Lewis yapısı bu şekilde diyoruz sevgili öğrencilerim. Tabii sodyumu yapmıştık. 2, 8, 1 dedik. Burada
1 değerlik elektronu var. Sodyum 1 dedim arkadaşlar. Hidrojen açtığımızda ne oluyor? 1 oluyor. O zaman değerlik elektronu 1 ya. Hidrojen de böyle yazdım. Bak şimdi karbon 6 ya. Ben bunu nasıl açıyorum karbonu? 2, 4 şeklinde açıyorum. 4 tane değerlik elektronu var. O zaman karbon 1, 2, 3, 4. Tabi toplam her kenar 2 elektron alır. Toplam 8 elektron olur. Full olursa mesela. Bir soy gazınki öyle olacaktır. Azot 7 dedim arkadaşlar. Bunu 2, 5 şeklinde yazdım. Bakın azot 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazılabilir. Teker teker yazdıktan sonra eşleştirerek. Yani şunu yapma sakın. Yani azot 1, 2, 3, 4, 5. Yanlış bak, tamam mı? Bak buraya yazdım. Sodyum. 1, 2, 3, 4, 5 hocam. Yanlış. İlk önce teker teker sonra eşleştirerek. Dikkat ediyorum, tamam mı? Evet, kükürtten devam ediyoruz. Dedik ki kükürt 16. Bunu açarken 2, 8, 6 dedim. Son katmanda 6 elektron var. O zaman ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde bunu yazıyorum arkadaşlar. Peki hocam şöyle yapıyor muyum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır, yanlış. İlk önce teker teker sonra eşleştirerek dedim arkadaşlar. Klor 17. Bakın ya açarken 2, 8, 7 şeklinde açarım. Son katmanda 7 tane değerlik elektronum var. O zaman kloru da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak şimdi ne yaptım? İlk önce teker teker sonra eşleştirerek sonra 7 dedim. Ve kloru da bu şekilde yazabilirim sevgili öğrencilerim. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Zor bir şey yok. Ha, dikkat etmem gereken olay. Mesela berilyum 4 ya. 2'ye 2 olarak açmışım ben bunu. Bu elektronları böyle de koyabilirim. Böyle de koyabilirim. Böyle de işte şöyle de koyabilirim. Hiç fark etmez. İşte şöyle de koyabilirim. Tek şartım şu, teker teker. Teker teker ilk önce. Yani şu yanlış mesela. Berilyum. Mesela diyorum tık tık. Bu yanlış berilyum için yani baktığımızda, tamam. Sonra fosfor 15 mesela. 2, 8, 5. 5 tane değerli elektronum var. Bak ilk önce teker teker. Şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim. Sonra mesela geldim. Şöyle yaptım. Sonra mesela 1, 2, 3, 4. Mesela nereye koyalım? Şuraya koyalım. 5. Sonra mesela 1, 2, 3, 4 yaptım. Nereye koymadık? Şuraya koymadık. Mesela şöyle yapabilirim. Ama şunu yapmıyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir şey yok. Yok yani. Dikkat etmem gerekir. Arkadaşlar helyum bir soy gazdı. Helyumun ilk katmanında 2 elektron vardı. Ve bu 2 elektron dediğimiz gibi arkadaşlar aslında 8A grubunda bir soy gaz olduğundan, katmanı tam dolu olduğundan helyum bileşik oluşturmazdı. Bileşik oluşturmadığını belirtmek için şunu yapabiliriz. Helyuma özel. Sadece helyumda dikkat et. Sakın düşme. Helyumu böyle yazabilirim. Çünkü şöyle yaparsam eğer helyumu buralardan sanki böyle başka bir elektronla ortak kullanılabilir gibi duruyor. Onun önüne geçmek için helyumun bağ oluşturmadığını belirtmek için helyumu biz şu şekilde gösteririz. Ama tabii şöyle de olabilir yani helyum bu şekilde de olabilir. Yani fark etmez yani, tamam. Yeter ki ikisi aynı anda olsun, bu bağ oluşturmaz gibi dursun. Sonra hocam iyonik bağlar diyorum, iyonik bağ. Güçlü etkileşimler 3 taneydi. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ dedik arkadaşlar. İyonik bağların oluşumu dediğimizde ise bakın iyonik bağ bir katyon ve anyon arasında kararlı soy gaz düzenine ulaşmak için, katmanları fullemek için, oktet kuralına uymak için, ne diyorsan hepsi aynı kapıya çıkıyor. Elektron alışverişi ile, oluşan bağlara diyorum ben. Biri verecek, biri alacak. Metal elektron veriyordu, hatırlıyorsun sen şeytan. Hemen hatırlıyorsun değil mi? Süpersin, aferin sana. Biri de elektron alıyordu. Bak şimdi sodyum kloru bileşiği nasıl oluşur dedim. Yazdım. 2, 8, 1 sodyum. Klor 2, 8, 7. Şimdi hocam durup dururken sodyum şu son yörüngedeki elektrona şöyle demiyor tabi. Lan git lan demiyor. Böyle bir şey yok. Sen sodyumla kloru yan yana getirirsen, bunlar yan yana geldiklerinde şöyle bir olay oluyor. Şimdi son katmanda bir elektron var ya, sodyumun bir elektronunu çizdim. Sonra klorun son katmanında 7 elektron var ya, klorun hemen yazdım 1, 2, 3, 4, teker teker 5, 6, 7. Şimdi şöyle diyorlar abi, bu bir elektronla mesela bir araya yaklaştıklarında klor kararlı yapıya ulaşmak için bu bir elektronu kendine çekiyor. Sodyum da zaten ne yapıyor arkadaşlar, hiç de şey yapmıyor yani engel olmuyor. Daha sonra sodyum bir elektronu gidince karşıya şöyle bir olay oluyor. Sodyum
Tabii bir elektron gidince artık artı yük oluyor, değil mi baktığımızda? Çünkü neden? Artık sodyuma mesela elektron verdikten sonra sodyum 11, 10 elektronu kaldı. Artı yük olmuş oldu. Klor da elektron alacak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Bir elektronu da aldı. Artık o zaman yükü ne oldu? Elektronun fazlasından ötürü eksi oldu. Elektron alınca eksi, verince artı oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Sodyumun 11 protonu bu verdiği elektronu. Şimdi sodyumu şöyle düşün. Elektronu verdi klorda mesela, bu sodyum, tamam mı? Verdi elektronu, tamam mı? Verdi elektronu, protonu hala çekmeye devam ediyor. Tamam mı? Klor kararlı, sodyum kararlı, kafa rahat. Arada elektriksel bir kuvvet. Elektriksel, yani iyonik bağ. Tamam mı? Buna elektrostatik de denir. Elektrostatik. Ne dersen de iyonik bağ bu şekilde oluşuyor. Elektron veren bir katyon ve elektron alan bir anyon arasında arkadaşlar. Katyon elektron verir, anyon elektron alır dedik. Ve unutma, zaten benim elektron veren katyonlarım metaldi, değil mi? Ve ametal arasında. Yani niye katyon anyon dedim? Arkadaşlar bütün metaller katyondur ama bütün katyonlar metal değildir. Veyahut da bütün anyonlar ametal değildir. Bunun önüne geçmek için. Ama genel olarak şunu düşünebilirsin. İyonik bağ demem için metal artı ametal demem lazım. Hani doğrusu ne hocam? Katyon artı anyon, arada elektron alışverişi olur. Yani metal elektron verir, ametal elektron alır gibi düşünebiliriz. İyonik bağ bu demek arkadaşlar. Şimdi bileşiklerin oluşumuna bakalım. Kalsiyum 2, 8, 8, 2 yazdım. Flor 9'muş. Bakın 2, 7 şeklinde yazdım. Şimdi diğer iki elektron sayısı 2. Kalsiyumu yazdım şuraya. Kalsiyum 1, 2 diye yazayım. Hatta şunu şuraya çekeceğim. Şöyle çektim. Şu şekilde. Bak şimdi. Sonra florunda 7 değerli elektronu var ya. Hemen şuraya da floru yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya da floru yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Şimdi o zaman... Hocam diğerini niye yazdık? Bakın bir tane kalsiyum 2 elektron verecek. 2 elektron verecek. Ama flor 1 elektron alabiliyor. O zaman şöyle oluyor. Kalsiyum bu 2 elektronu 2 tane flora veriyor. Tamam mı? 2 tane flora veriyor. O zaman birini bir flora verir. Birini bir flora verir. O zaman şöyle bir şey olur. Kalsiyumun 2 elektron gidince kendisi 2 artı oluyor. Florun zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane vardı. Burada da florun 7 tane vardı. Ve ben ne yaptım? Bir tane flor, biri 1 elektron aldı. Diğeri de 1 elektron aldı. Totalde kalsiyumdan ikisi 2 elektron aldı. Ve yükleri eksi şeklinde oldu. Köşeli parantez önemli. Ben bu şekilde kalsiyum florunu gösterebiliyorum. Köşeli parantez neden önemli? Ben buradan arada elektriksel bir bağ olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Elektriksel. Tamam mı? Potasyum sülfür diyelim. Bakın. Potasyum 2, 8, 8, 18, 1 daha 19. Kükürt 2, 8, 6 dedim. Bak potasyumun biri 1 elektron verebilir ama kükürt 2 elektron alabilir. O zaman kükürt 2 tane potasyumdan 2 elektron alsın. O zaman yazdım şimdi bak potasyumu yazıyorum. Potasyum 1 elektronu var. Kükürtün 6 değerlik elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi potasyum 1 elektronu kükürte verir ama kükürtün 7 değerlik elektronu olur. O zaman ne yapacağım ben burada? Bir tane daha potasyum kullanacağım. Bu da bir elektron verecek. Sonuç olarak kükürtün zaten önceden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vardı. Bakın bir tane bir potasyumdan, bir tane bir potasyumdan alınca 2 elektron alınca 2 eksi yük oldu. O zaman potasyumun biri bir elektron verince artı yük oldu. Biri bir elektron verince artı yük oldu. Sonuç olarak potasyumun 2 tanesi buradaki kükürte 2 elektron verdi ve bizim İyonik bağımız oluştu. Elektriksel gücümüz oluştu arkadaşlar. İyonik bağ oluşurken kararlı soy gaz düzenine ulaşmak için elektron veren katyonun elektronu, elektronu alan anyon tarafından çekilir. Katyonun protonları verdiği elektronları çekmeye devam ettiği için aralarındaki etkileşim elektrikseldir. Elektriksel bir etkileşimdir. Aynı dediğimiz olay arkadaşlar. Yani sodyum bu tek elektronu klora verince bunun çekirdeğindeki 11 proton, yani katyonun protonları anyona verdiği elektronu çekmeye devam ediyor. Yani sodyum elektronu veriyor, verdiği elektronu çekmeye devam ediyor. Arada da elektriksel bir güç oluyor arkadaşlar. Elektriksel demiş olduk. Hemen geçtim.
Magnezyum kloruna bakalım. Bakın 2, 8, 2. Klor 2, 8, 7. Magnezyumun 2 tane değerli elektronu var. 1, 2. Klorun 7 tane değerli elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki klorun da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kararlı yapıya ulaşmak için magnezyum 2 elektron vermeli. Fakat klorun 1'i 1 elektron oluyor. Yani o zaman 2 tane klor elektron verecek. Verdi. Verdi arkadaşlar. O zaman magnezyum ne oldu? 2 artı oldu 2 elektron verdiğinde. Klorlarının da zaten 7 tane kendisi vardı. Şöyle şu şekilde yazalım. Bir tane de aldı bunlar. O zaman ne oldu arkadaşlar? Yükü eksi. Bunun yükü ne oldu? Eksi olmuş oldu. Yani arada elektriksel bir kuvvet, yani iyonik bir bağ olmuş oldu. Bakın alüminyum sülfür bileşiğinin oluşturumuna bakalım. Anladınız mı şimdi? Bakın bileşik formülleri bana bunu söylüyor. Mesela burada şunu diyor. Bir tane magnezyum klora, yani iki tane klora iki elektron verdi. Bak ondan verilen elektron sayıları eşit olur ha. Biri mesela totalde iki elektron çıktıysa karşıdaki toplam iki elektron alır. Mesela şöyle. 2, 8, 3 alüminyum burada. Kükürt 2, 8, 6. Şimdi bak alüminyum katmanları fullemek için okteti tamamlamak için 3 elektron verir. Kükürt 2 elektron alır. Doğru mudur? Şimdi o zaman bunlar nasıl olur? Yani hani abi anlam verilen elektron sayısı nasıl eşitleyeceğim ben? Şimdi matematikte değil mi? Ortak bunları bir işte çarpan bölen bir sayı lazım bana. Şimdi o zaman bak alüminyum 3 elektron verecekse, kükürt 2 elektron alacaksa ben bundan 2 tane kullanırsam totalde 6 elektron verir. Eğer şimdi buna 2 elektron lazım ya, lazım. O zaman bundan da 3 tane kullanırsam ben totalde bunun 3 tanesi 6 elektron alır. Yani alüminyumun 2 tanesi kükürtün 3 tanesine 6 elektron verir. Tamam mı? Bunu nasıl göreceğiz? Şöyle göreceğiz. Bakın alüminyum 1, 2, 3. Diğer alüminyumu yazdım. 1, 2, 3. Kükürtleri yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunu da yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Bak şimdi. Niye alüminyumdan 2 tane kullandım? Şimdi normalde 3 tane veriyor. Diğeri 2 tane alıyordu ama 2 tane alüminyum 3 tane kükürte ne yapar arkadaşlar? Şu şekilde bakın. Şuradaki elektron da bu kükürte verir. Buradaki alüminyum bu elektron da buradaki kükürte verir. Buradaki alüminyum elektron da şu kükürte verir. Şu da. Yani totalde 2 alüminyumdan 6 elektron çıkar. 3 tane kükürt 6 elektron alır. O zaman şöyle dedim ben. Bakın alüminyum 3 artı oldu mu? Köşeli parantez. Alüminyum 3 artı oldu mu? Köşeli parantez. Şimdi kükürtlere baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kükürt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kükürt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın alüminyumlardan aldığı elektronlar da şunlardır. 6 elektron bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elektron aldı. Yükleri de 2 elektron aldıkları için 2 eksi olmuş oldu. Ve ben bu şekilde iyonik bağların oluştuğunu söyleyebilirim. Konunun mantığı buydu arkadaşlar. Tabi iyonik bileşiklerin özellikleri var. İyonik bileşikler iyonik yapılıdır unutma. Arada elektriksel bir güç var. Bunlar kristal örgü yapısına sahiptir arkadaşlar. Yani böyle kristal birim hücrelerden oluşur. Mesela bu yapı sodyum klorür yapısıdır baktığımızda. Arada ip gibi olduğuna bakma. Burada aradaki etkileşimler elektriksel arkadaşlar. Ama mesela kübik bir yapıdır sodyum klorür. Hatta bu yapıya direkt sodyum klorür yapısı diyebiliriz arkadaşlar. Tabii bu en küçük birimlere ne diyorum ben? Kristal örgü yapısına sahiptirler ve en küçük birimlerine birim hücre derim arkadaşlar. Birim hücre denir dedim. Tabii iyonik bileşiklerin katı halleri elektrik akımını iletmez. Sıvı hali ve arkadaşlar sulu çözeltisi. Sulu çözeltisi. Yani mesela baktığımızda sodyum klorür katısı derse iletmez. Ama sodyum klorür sıvısı ve sodyum klorür aqua yani sıvı hali veyahut da sulu çözeltisi elektrik akımını iletir demiş oldum. İyonik bileşikler sert ve kırılgan bir yapıya sahiptirler. Kimyasal yöntemlerle yani elektroliz gibi kendini oluşturan elementlere ayrılabilirler arkadaşlar. Bunlara dikkat etmiş oluyoruz. Şimdi elektron alışverişi ile oluşan iyonik bağlı yapıların en küçük birimleri birim hücrelerdir dedik ve katı halde
Bunlar arkadaşlar kristal olarak bulunurlar. Kristal birim hücreler deriz. Eritildiklerinde veya suya atıldıklarında iyonlarına ayrışırlar. İyonlarına ayrışırlar. Bu sebeple bu bileşikler iyonik bileşiklerdir. Bak şimdi az önce anlatmıştım ya. Sodyum klorür katısını ben suya attım. Şimdi elektron veriyordu, arada elektriksel bir güç oluyordu ya. Arası elektriksel ya. Suyun içerisine attığımızda arkadaşlar işte bu artı eksi yüklerin arasına su molekülleri giriverir burada gördüğünüz gibi. İşte bu su molekülleri bunlarla böyle etkileşimler oluşturur. Bunlara zayıf etkileşimler diyeceğiz. Moleküller arası etkileşimler arasında var arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bu yapı dağılır. Su molekülleri araya giriverir. Yani şu sodyumla klor arasında su molekülleri giriverir. O zaman sodyum artı aqua, bu zaten su molekülleri girdi demek. Artı klor eksi aqua şeklinde. Bu şekilde yazmaya ben iyonlaşma diyorum. İyonlaşma. Ve zayıf etkileşimlerle oluşur iyonlaşma. Ve dolayısıyla buradaki etkileşim ne olmuş olacaktır arkadaşlar? Yani buradaki olay fiziksel bir olaydır. Suda çözünme olayı yani. Tamam mı? İyonik bileşikler iyonlarına ayrışırlar arkadaşlar. Unutma. Ben dikkat etmem neye dikkat edeceğim? Şuna dikkat edeceğim. İyonik yapılı bileşikler moleküllerden değil, birim hücrelerden oluşurlar. Bu sebeple moleküler yapılı değillerdir abi. İyonik bileşiklere moleküler yapılı demiyorum. Yani bir yapı metal artı ametalden oluşuyorsa bu molekül olmaz. Molekül olmaz dedim. Yani sodyum klorür molekül değildir arkadaşlar. Bunun en küçük birimi birim hücredir. Tamam mı? Birim hücre demiş oldum. Hocam bileşik değil midir? Tabii de iki farklı atom olduğunda bileşik oluyordu. Sodyum klorür bileşiği demek daha doğrudur. Yani sodyum klorür molekülü demiyorum. Sodyum klorür bileşiği diyorum. İki tane farklı atom olduktan sonra hepsine bileşik diyebilirim. Tabi iyonik yapılı bileşiklere ben tuz derim. Alayına. Bak bir tek sofra tuzu gibi düşünme. Mesela bütün yazdığımız magnezyum kloründen alüminyum arkadaşlar sülfürüne kadar bu bütün iyonik yapılar iyonik bağ varsa tuzdur demiş olduk sevgili öğrencilerim. Bakıyorum. Aşağıda magnezyum klorür bileşiği ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Lewis gösterimi bu şekildedir falan diye vermiş. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Bak şimdi bunu demedik mi? Şimdi magnezyum arkadaşlar 12 değil mi? Magnezyum 12 yazdım. 2, 8, 2. Şimdi klor 17 yazdım. 2, 7. Bak şimdi 2 elektron verecek 1 elektron alacak. Şimdi magnezyumu yazıyorum 2 tane elektronlu. Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın magnezyum elektron verdi. Magnezyum elektron verdi. Magnezyum 2 artı oldu. Klorlarda elektron aldı. 8 oldu artık bunlar. Elektron aldığından eksi oldu. Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eksi olmuş oldu. Bu yapı doğrudur arkadaşlar. Katı halde elektrik akımını iletmez. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. Moleküler yapılı bir bileşiktir. İyonik yapılı, iyonik bağlı maddeler moleküler yapılı değil. Birim hücrelerden oluşuyordu. İyonik yapılı bir maddeydi. Bu yanlış olmuş oldu. Burada doğru cevabım 1 ve 2 demiş olduk sevgili öğrencilerim. Evet arkadaşlar iyonik bileşikleri bitirdik. Şimdi kovalent bağların oluşumu diyoruz. Bak şimdi kovalent bağ ne demek? Kararlı soy gaz yapısına ulaşmak için en az iki ametal atomu arasında değerlik elektronlarının ortak kullanılması sonucu arkadaşlar kovalent bağ oluşur. Kovalent bağ oluşur. İki çeşit de kovalent bağım var. Şimdi şöyle düşün. Normalde mesela hidrojen ne yapar? İşte ilk katmanı 2 yapmak için bir elektron ister. Diğer hidrojen de bir elektron ister. Hatta ben şunu tuttum. Direkt şuraya getireyim yani. Şurada anlatayım mesela şurada. Neden? Çünkü mesela hidrojenin Lewis yapısı şu şekilde ya. Bir elektronu yazdım buraya. Şimdi bu hidrojen de elektron istiyor. Diğer hidrojen de elektron istiyor. O zaman bunlar elektronlarını ortak kullanacaktır arkadaşlar. İki ametal. Elektron istediği için ametaller. O zaman bunlar elektronunu ortak kullanacaktır. Bu şekilde ortak kullanılmasıyla oluşan bağlara ben ne demiş oldum arkadaşlar? Kovalent bağ. Peki kaç çeşit kovalent bağ var? İki çeşit kovalent bağ var arkadaşlar. Bir apolar kovalent bağ. Kovalent bağ. Bir de polar kovalent bağ var. Dikkat ediyorum tamam mı? Hocam apolar kovalent bağ arkadaşlar. Bak şimdi polar. Şuraya kovalent bağ diyelim. Kovalent bağ. Bak şimdi polar ne demek biliyor musun? Kutuplu demek arkadaşlar. Kutuplu. Şimdi
apolar o zaman kutupsuz. Kutupsuz. Sosyal, asosyal gibi. Bak şimdi. Hidrojen molekülüne bak. İki tanesi aynı olduğundan bu bağ elektronlarını kendine eşit güçte çekerler. Ve herhangi bir yük farkı olmaz molekülde. O zaman iki tane atom aynı ise mesela bizim için apolar kovalent bağ dedik ya. İki tane atom aynıysa, bağı oluşturan iki atom aynıysa oluşan bağ apolar kovalent bağ. Hocam HCl'nin oluşumuna bakacak olursak mesela hidrojen 1'di zaten. Klor 2, 8, 7 idi. Bakın hidrojen 1, klor 7 ya burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar o zaman elektronun ortak kullanacakları. İkisi de ameter elektron istedikleri için. Bak şimdi. Şimdi hidrojenin çekirdeğinde 1 proton var. Klorunkinde 17 proton var. Bu 17 proton bu bağ elektronlarını kendine daha çok çeker. Ve dolayısıyla molekülün kısmen eksi yüklenmesine, hidrojenin de kısmen artı yüklenmesine sebep olur. Buradaki daha önce de söyledim kısmi yük sigma arkadaşlar. Sigmanın sembolü şu. Elektronlar o tarafa daha çok yakın demek. Yani gördüğünüz gibi molekülde kutuplar oluştu. Artı eksi kutuplar oluştu. İki tane atom farklıysa o zaman benim bağım polar kovalent bağ demiş oldum. Bağı oluşturan iki atom aynıysa apolar. İkisi de farklıysa polar kovalent bağ oluşacak sevgili öğrencilerim. O zaman yazalım polar kovalent bağ. Kovalent bağ oluşturan atomlar şöyle dedik. Farklı atomlar ise oluşan bağ denir dedik. Gördüğünüz gibi bakın oksijende buradaki bağ polar kovalent bağdır. Kısmi artı ve kısmi eksi yüklemiş. Oksijen daha çok çekmiş bağ elektronlarını. Mesela flora baktığımızda burada da kısmi eksi olmuş. Çünkü flor daha çok çekmiş elektronları. Ve bu şekilde iki farklı atomdan oluşan bağ ben polar kovalent bağ demiş oldum. Apolar kovalent bağ şudur sevgili arkadaşlar. Kovalent bağı oluşturan atomlar aynı atomlar ise oluşan bağ denir. Burada ikisi de şimdi aynı atom olduğundan herhangi bir yük farkı olmaz. Apolar kovalent bağlarda gördüğünüz gibi bakın yük 0 yük 0. Gördüğünüz gibi bakın 0 yük 0 yük demiş olduk arkadaşlar. Tabii söyledik. Polar kelimesi kutuplu manasına geliyor. Kovalent bağlarda etkileşim elektriksel değil. Bu elektronlar bağı oluşturan elektronlar oluşturuyor arkadaşlar. Yani kovalent bağlarda etkileşim elektriksel değil. Bağı elektronlar oluşturuyor. Yani arada elektronlar var. Yani hidrojen hidrojen arada elektron var yani. İyonik bağda elektriksel de etkileşim. Bu sebeple bunlar suda iyonlaşmaz arkadaşlar. İyonik bağ varken arada elektriksel bir etkileşim varken iyonlaşma oluyordu. Böyle bileşikler moleküler yapılıdır dedim. Yani benim bir yapıya moleküler demem için iki tane ametalden oluşması lazım molekülün. Veyahut da moleküldeki bütün bileşiklerin ametal olması lazım ki ben ne diyeyim arkadaşlar? Böyle yapılara benim için moleküler yapı demiş olayım. Hemen geçtim. Bir bileşikte bağ yapımına katılan elektron çiftlerine şöyle diyorum arkadaşlar. Bağlayıcı elektron çifti diyorum. Bir bileşikte merkez atom üzerinde bağ yapımına katılmayan elektron çiftlerine de ortaklanmamış elektron çifti diyorum. Şimdi bir yerde merkez olması için mesela baktığımızda bak iki tane noktadan oluşan bir şeyin merkezi neresidir dersem mesela bu noktam merkezdir, bu noktam merkezdir dersin ki merkez yoktur hocam dersin. Aynı mantıkla iki atomlu bileşiklerde merkez atom aranmaz diyoruz arkadaşlar. En az 3 atomlu bileşiklerde merkez atom olacağından böyle bileşiklerde ortaklanmamış elektron çiftlerinden bahsedebiliriz. Bak bir de şuna dikkat etmen lazım yani bir bileşikte mesela ortaklanmamış elektron çift dedim ya bak merkez atom üzerinde demesi lazım. Yani mesela burada diyelim klor 17. Yazdın sen bunu 2, 8, 7 değerli elektron sayısı 7 kloru yazdım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diğer kloru yazdım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şimdi iki ametal birbirlerinin elektronunu çektiler dolayısıyla şu şekilde yazdım arkadaşlar bakın burada şimdi şunlar ortaklaşmamış elektron çifti değil tamam mı? Merkez atomun üzerindekine bakmam lazım. Bunlar yan atomlardaki ortaklanmamış elektronlar. Yani merkez atomdakine bakıyorum arkadaşlar. OH'e diyemiyorum o zaman. Bağlayıcı elektron çifti bağ yapımına katılan elektron çift. İki tane bir çift. Bak iki tane elektron var ve bir çift elektron demiş oldum. O zaman bağlayıcı elektron çifti bir çift. Bazı sorularda tane diyor ha dikkat et. İki tane bir çifttir.
Bağın polarlığı diyor. Bakın buraya bağa baktığımızda arkadaşlar, buradaki bağ benim için ikisi de aynıysa burada yük farkı oluşmaz. İki tane aynı ametalden oluşan bağlara ben apolar bağ demiş oldum. Bu bağın polarına baktığımızda polar mı apolar mı? Apolar dedim arkadaşlar. Molekülün polarlığı da şimdilik kalsın. Birazdan döneceğim buraya arkadaşlar. Yine başa döneceğiz, buraya bakacağız. Tamam, bak şuraya bakacağız. Devam ettim. Şimdi NH3 bileşiğinin oluşumunu inceleyelim. Nasıl olmuş? Bak şimdi. Azot yazıyorum arkadaşlar. Burası 7 olacak azotta. Arkadaşlar buraya yanlış yazılmış. 2, 5 şeklinde yazdım. Bakın azot 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Hidrojen zaten 1. Şöyle aldım. Bak şimdi. Hidrojen 1, hidrojen 1, hidrojen 1. Ortak kullandı ve NH3 oluşturdum. Şimdi bakıyorum. Ortaklaşmamış elektron çifti. Merkez atom var mı? Var. En az 3 atom var çünkü. O zaman ortaklaşmamış elektron çifti burada 1 çift. Merkez atom üzerinde ortaklaşmamış elektron görüyorum. 2 tane elektron. Bağlayıcı elektron çifti. Bakın 2, 4, 6 tane bağlayıcı elektronum var. Bağ oluşturan. Dolayısıyla bu 3 çifttir. Bağların polarlığına baktığımızda bakın 2 tane atomda farklı. Farklı olduğunda polar oluyordu arkadaşlar. O zaman buradaki bağlar polar kovalent bağ. Tamam mı? Bağlar polar. Var mı sıkıntı? Hocam molekül, birazdan döneceğim kardeşim. Merak etme. Birazdan geliyorum. Hocam karbondioksite bakalım. Bakalım kardeşim, seni mi kıracağım? Bak şimdi karbon 6. Karbonu yazıyorum. Şuraya yazayım mı? Karbon 6, 2, 4 dedim. Oksijen 8. Bunu da 2, 6 olarak yazdım. Şimdi bakın 4 değerli elektron var. 6 değerli elektron var. Az olanı merkeze alıyorum her zaman. Karbon merkezde 1, 2, 3, 4 tane değerli elektronu koydum. Oksijen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerli elektron var. Oksijenden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerli elektron var. Bak şimdi. Şimdi bunların hepsi elektron istediklerinden elektronlarını ortak kullanacaktırlar. Kullandılar. Oktetlere bak bakalım. Katmanlar fullendi mi? Bak şimdi. 1, 2, sonra 4, 6, 7 oldu ya. Olmadı. Şimdi karbona bakıyorum. Mesela karbona bak sadece. Şu şekilde mesela. Şöyle bir yapı yazalım şuraya. Hatta neyle yazayım? Şu açık bir yapı olsun. Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hani olmadı. O zaman ne olur biliyor musun? Şuradaki tek elektronlar da ortak kullanılır. Şuradaki tekler de ortak kullanılır. O zaman karbon 2 tane bağ yapar. Oksijenin üzerinde 2 çift ortaklaşmamış elektron kalır. O zaman ben ne demiş oldum arkadaşlar? Şimdi kontrol edersen bakın karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksijenlerde 8. Okteti tamamlamış olur. Hocam ortaklaşmamış elektron çifti. Bakın merkez atoma bakıyorum. Merkez atom üzerinde ortaklaşmamış elektron yok. O zaman burada ortaklaşmamış elektron çifti 0. Yok. Bağlayıcı elektron çifti. Şimdi bak 2, 4, 6, 8 tane elektron var. 8 tane elektron var 4 tane bağda. Dolayısıyla BC bağlayıcı elektron çifti de 4 çift. 8 tane 4 çift elektron. Bağların polarlığı bakın. Bağa baktığımda bağ polar. Çünkü neden? Bir bağa baktığımda o bağı oluşturan iki atom da farklı. O zaman bağlarda polar. Öğretmenim molekül o bir dursun. Dursun geliyorum hemen kardeşim. Devam ettik. CH4'e bakalım. Tabii bu arada size anlattığım bütün bu bileşikler sorularda hep bunlar gelecek. Tamam, korkma yani. Bunları iyi anla, iş bitsin. Şimdi karbon 6 ya. Ben bunu 2 4 demedim. 4 değerli elektronum vardı. Hidrojeni zaten 1. Karbonun 4 tane değerli elektronu yazıyorum bak. 1 2 3 4 yazdım. Hidrojenlerde geldi böyle ortak kullanıldı. Buradan bir hidrojen geldi, ortak kullanıldı. Buradan bir hidrojen geldi, ortak kullanıldı. Buradan da bir hidrojen geldi, ortak kullanıldı dedim. Şimdi bakın, bakalım ortaklaşmamış elektron çifti diyor. Merkez atoma bak bakalım. Tabi oktetleri de kontrol edebilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti yok. Bağlayıcı elektron çifti bakın 2, 4, 6, 8 tane bağ elektronu var. Dolayısıyla 4 çift, çift olarak bakıyorum ben. Bağların polarlı dediğimde bakın buradaki bağ da polar bir bağ olmuş oldu. Bağ polar dedim arkadaşlar. Tamam mı? Molekülün polarlı hocam bir dursun kardeşim. Geleceğiz döneceğiz, acele etme. Oksijen bileşiğinin oluşumu dedim. Bakın bu zaten 2, 6 şeklinde değil miydi? Alttan değerli elektronu yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar ortak kullanıldı. Bak şimdi oktetleri sayarsan bir oksijen için bak 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 oldu. O zaman bunlar da ortak kullanılsın. Şu an oktet tamam değil yani. 8 olması lazım. O zaman ne diyorum ben? Oksijen, ikili bağ oksijen olduğunda oktetler tamamlanır sevgili öğrencilerim. Ortaklaşmamış elektron çifti aramıyordu iki atomlu bileşiklerde. Bağlayıcı elektron çifti bakın burada iki tane bağ var. Toplam 4 tane elektron var. Bakın 1, 2, 3, 4. O zaman bağlayıcı elektron çifti 2 demiş oldum. Bağların polarlığı ikisi de aynı atom olursa kutupsuz olur. Yani apolar olur. Öğretmenim molekül. Yahu bir sabredin. Geliyorum şimdi. Ne iki bileşimin oluşumu diyoruz arkadaşlar. Bakın azot 7. Azot 7 ya. Yazdım hemen. 2, 5 yazdım. 5 tane değerli elektronu. 1, 2, 3, 4, 5 tane değerli elektronu yazdım. Sonra diğerini de yazalım. Azot 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi şunları ortak kullansın. Oktetleri bir sahaya bakalım şimdi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 artık. Diğerinin elektronunu aldı kendine gibi oldu. Bak şimdi 6 olduysa o zaman birer tane kullanırsa 7 tane olur. Mesela istiyorsan dene yani ikili bağ yaptım. Bak şimdi birer tane daha ortak kullandı. Tık 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 böyle kaldı. Şimdi say bakalım. Şimdi bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. O zaman ne yapacak? Bunları da ortak kullanacak. Bu tekleri de ortak kullanırsa azot, üçlü bağ, azot, tık tık, tık tık demiş olduk. İki atomlarda ortaklaşmamış elektron çifti aramıyordum. Toplam 6 bağda 6 elektron vardır. 3 çift bağlayıcı elektron olur. Bağların polarlığına baktığımızda da ikisi de aynı atomdan oluştuğu için bağlar polar değil apolar bağdır demiş oldum. Yine soruyorsun, sabrediyorsun. Molekül polarlığı çok az kaldı. Çok az kaldı. İşte bak geldik. Moleküllerin polarlığı ve apolarlığı. Gençler, polar demek kutuplu demek. Bir bileşim bağları polar olsa dahi kendisi yani molekülün tamamı apolar olabilir. Bunda bir engel yok. İki atomlu moleküllerde şöyle diyeceğim arkadaşlar. Direkt hocam iki atomlu moleküllerde zaten iki tane atom molekülün kendidir. Bağlar polar ise molekül polar. Bağlar apolar ise molekül apolardır. Bitti. Şimdi buraya baktım bağ ne? Polar. Molekül. Molekül de polar. 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 Şimdi buraya baktım bu bağ ne? İkisi de aynı apolar. O zaman bağ ne? Apolar. O zaman molekül de apolar olacak. Bitti yani bu kadar. İki atomlar da çok kolay. Bağ polarsa molekül polar, bağ apolarsa molekül apolar. En az 3 atomlu moleküllerde polarlık ve apolarlık nasıl buluyorum? Bak dikkat et. Merkez atom üzerinde hani o ortaklaşmamış elektron çifti dedim ya ben. Eğer varsa molekül polar olur arkadaşlar. Tamam mı? Eğer merkez atom üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti yoksa molekül ne olacaktır? Apolar olacaktır arkadaşlar. Bak bakalım kardeşim bak burada bağlar ne? Bağ bak. Bağ farklı molekül farklı. Buradaki bağ polar. Molekül ortaklaşmamış elektronun çifti var. O zaman molekül de polar. Bağ polar molekül polar. Bak şimdi bağ ne burada? Bağ polar. Hocam molekül hepsi. Baktın şimdi merkez atoma. Ortaklaşmamış elektronun çifti var mı? Yok. Yoksa apolar. Neden biliyor musun? Bak ben sana mantığını anlatayım. Sen tipinden anla bunu. Nasıl hocam? Bak şimdi. Vektör gibi düşünsene. Sola aşağı bir... Mesela şöyle olsa. Tık tık. Fizik anlatıyorum arkadaşlar. Fizikçiye selam olsun. F, 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 F kuvvetiyle çeken bir vektör düşün yani. Sen burada F bileşke sıfır demez misin? Bir fark yok yani. Bunlar da öyle arkadaşlar. Birbirini nötrlerler. Molekül dengeli olur. Yük dağılımı molekülde dengeli olur. Kutuplaşma olmaz molekülde. Bağlarda belki kutuplaşma olur ama molekülde olmaz diyorum arkadaşlar. Ama bak bakayım bak burada şimdi dengesizlik var arkadaşlar. Görüyor musun? Molekül tipinden belli yani. İşte bunu da ben kolay olarak ortaklaşmamış elektronlardan anlayabiliyorum. Ama tabii şuna dikkat etmem lazım. Sen şimdi mantığı anladın mı? Moleküldeki dengeye bakacağım. Simetriye bakacağım. Mesela bak karbona. Karbonda simetri var kardeşim. Güzel yani baktığımda. Dengeli. Ama bak şimdi. Hadi sazan kısmına geldim. Burada düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki öğretmenim burada bağ ne? İki tane farklı atom polar. Öğretmenim şimdi burada da ortaklaşmamış elektron yoksa apolar mı diyeceğim yani hani.
İşte molekül yazayım mı? Apolar. Ya kardeşim. Bak güzel kardeşim. Canım kardeşim. Bak şimdi. Yanlış ya. Ya tipine bak ya. Bunun neresi dengeli bunun? Bak bir bak şimdi. Şu tamamına bak. Bak bu klor işi bozuyor burada. Yani tipinden Lewis yapısını çizmeyi öğrenince sen moleküllerin, bileşiklerin bunu anlayacaksın. Çok kolay. Buradaki klor bu yapının dengesini, bütün dengesini bozmuş. Üzerine çekmiş. Klor zaten karbondan da hidrojenden de daha elektron negatif. O zaman ne diyeceğim ben? Mesela bu bileşikte merkez atom üzerinde ortaklaşmamış elektron olmamasına rağmen molekül kendi ne olacak? Polardır diyeceğiz. Klor yapının simetrisini bozarak bileşiğin kutuplaşmasına yani polarlaşmasına sebep olur diyeceğiz arkadaşlar. Bak hani demişti ya Celal Hocam az sabret bahsedeceğim. İşler ne kadar kolay artık. Şimdi gençler klora baktım bak klor nerede? Klor aha da burada bak şunu şuraya çeker mi şöyle? Şuraya şöyle çekiveren bak. Şuraya gelen bak. Şuraya bak. Yahu arkadaş iki atomlu bileşiklerde bağ burada apolar. Değil mi? Bağ apolarsa molekül de apolar demedik mi? İki atomlu olunca. Bitti bu kadar. Devam ediyorum. Bak NH3. Az önce zaten baktık. Ortaklaşmamış elektron çifti var mı? O zaman molekülün tamamına baktığında molekül ne olacak arkadaşlar? Polar olacak. Ortaklaşmamış elektron çifti var. Bak karbondioksit. Merkez atoma bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Merkez atoma baktığında ortaklaşmamış elektron çifti var mı? Bak burada sıfır yazıyor görüyor musun? O zaman sıfırsa bu molekül ne olacaktır? Apolar olacaktır. Çünkü ortaklaşmamış elektron çifti yoksa molekül apolar olur demiş olduk. Devam ettim. Bak OH sıfır. Kafadan molekülün polarlığı o zaman apolar dedim. Karbon değil mi? Toplam az önce baktık yani. Bak iki tane atomdan oluşmuş. Moleküle baktım iki atomlu. İki atom bağ ne? İkisi de aynı olduğundan apolar bağ. O zaman bağ apolarsa molekül de apolar olacak sevgili arkadaşlar. N2 bileşiğinde bakalım. Mesela baktığımızda azot mu? İki atomlu bağ ne? Aynı olduğundan apolar. İki atomlarda bağ apolarsa molekül de apolar olacak. Hemen geçtim. Devam ediyorum. Bir H3 bileşiğinin oluşumu diyor. Bakın bor 5 yazdım 2 3. Hidrojen 1 yazdım 1. Bor 1 2 3. Hidrojenlerle tek elektronu ortak kullandı arkadaşlar. Ben borda oktet aramam. Bir kuraldır. Oktetin istisnası diye düşünebilirsin. Oktetin istisnası. Arkadaşlar berilyumla da var aynı durum. Mesela şöyle bir bileşik var. Hidrojen, hidrojen. Mesela burada baktığınızda toplam 4 yapar burayı. Vardır arkadaşlar. Bunlar var. Deneysel olarak istisna durumlar. Bor ve berilyumda dikkat et yani. Tamam mı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molekül ama bu şekilde çizdim de bakın şöyle diyebilirim. Ortaklaşmamış elektron çifti merkez atomda var mı? Yok. Bağlayıcı elektron çifti bakın 2, 4, 6 elektron var. 3 bağda toplam 3 çift elektron yapar. Bağın polarına baktığımızda bakın farklı atomlardan oluşan bir bağ. Polar bir bağ. O zaman bağın polarlığı polar. Ama merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti yoksa molekülün kendi ne olacak? Apolar. Peki öğretmenim bu nasıl? Ya bunun tipi simetrik değil. Ya simetrik şöyle oluyor. Hani bir üçgen gibi düşün. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Yani aradaki dereceler 120 derece olacak. 120 derece olacak. Şurası da 120 derece olacak. Zaten yapı üçgen düzlemdir bunun yapısı yani baktığımızda. Organik kimyada anlatıyoruz bunları detaylı olarak. Şunu sildim. Şunu hemen siliyorum. Harika. Şimdi bak. Karbon tetraklorür bileşiğin oluşumu dedim. Abi aynı hesap ya. Aynı hesap. Korkma. Karbon 2, 4 yaptım. Klor 17 yazdım. 2, 8, 7 yazdım. Bak şimdi karbon 1, 2, 3, 4. Klorlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle şunu yapmıyorum. Şunu silmem gerekecek. Şu şekilde 7 elektronu koydum. Ortak kullandı. Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ortak kullandı. Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ortak kullandı. Diğer klorda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ortak kullandı. Oktetleri kontrol ettiğinizde oktetlerin tam olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar ortaklaşmamış elektron çifti merkez atom üzerinde var mı? Yok. Bağlayıcı elektron çifti bakın 1, 2, 3, 4 bağda 8 elektron 4 çift elektrondur. Bağların polarına baktığımızda
polar bir bağ. Molekülün tamamına baktığımızda hepsi aynı ve merkez atomda ortaklaşmamış elektron çiftliği yok. Bundan dolayı molekülün polarlığı da ne demiş olacağız arkadaşlar? Apolar. Ortaklaşmamış elektron çiftliği yoksa molekül apolar olur diyeceğiz. Kovalent bağı da bitirdik. Güzel. Hadi gel metalik bağ derim. Şimdi şöyle düşünün. Sodyum şuydu. Mesela. Abi bu şimdi bu elektron buna verse olmaz. Bu buna verse olmaz. Ortak kullanamazlar. E peki metal atomlarını ne bir arada tutar? Yani bir sodyum metalini düşün. Sodyum, 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 zabanan sodyum. Her yer sodyum. Abi ya sayamayacağın kadar sodyum atomu var bir sodyum elementinde. E o zaman bu sodyum atomları nasıl bir arada bulunuyor? Yani bunu buna cevaben metalik bağ diyoruz. Metaller kararlı soy gaz yapısına ulaşmak için son yörüngelerindeki değerlik elektronlarını ne yapmak isterler arkadaşlar? Vermek isterler. Yani sodyum zaten bir elektronu vermek istiyor. Bu sebeple saf metal atomlarının değerlik elektronları serbest olarak elektron denizi denilen bölgede hareket eder. Dolayısıyla bu elektronları bütün bu iyonlar çeker. Metalik bağ bu şekilde oluşur diye söylüyoruz biz. Nasıl hocam? Bak şimdi sodyum zaten metal olduğundan vermek istiyor mu kardeşim? Buradaki de vermek istiyor mu? Bütün elektronlar verilmek istiyor. Aynı zamanda bu çekirdekler bu elektronlar tarafından çekiliyor. Şimdi bak hepsi o zaman ne oluyor? Hepsi elektron vermiş gibi iyonlar oluşturuyor elektron denizinde. O zaman bu iyonlar hepsi birden bu elektronları çekiyormuş gibi. Yani elektron denizi denilen bölgede elektronlar serbest bir şekilde dolaşılarak bütün metal atomları çekirdeği tarafından çekilerek bu şekilde metaller ne yapabilir arkadaşlar? Bizim için metalik bağı oluşturabilir demiş olduk. Şimdi bak metalik bağın metallere kazandırdığı bazı özellikler. Şimdi o elektronlar böyle aralara giriveriyor ya, rahat rahat takılıyorlar ya. Dikkat et. Isı ve elektriği bu sebepten iletirler. Çünkü elektron hareketinin olduğu yerde ne vardır arkadaşlar? Bizim için elektriksel iletkenlik ve ısı iletkenliği vardır. Yüzeyleri parlaktır çünkü üzerindeki elektronlar uyarılabilirler. Işın gelir elektronu uyarır dedim arkadaşlar. İşlenebilirler çünkü neden şimdi elektronlar rahat rahat takılıyor. Sen bir koyuyorsun böyle kırılıyorsun. Kırılmıyor yapı. Bükülebiliyor. Dolayısıyla metaller ne oluyor? İşlenebiliyor dedik arkadaşlar. Dolayısıyla metalik bağ metallere bu özellikleri kazandırabiliyor. Çok güçlü bir etkileşim. Bu sebepten dolayı metallerin erime ve kaynama noktaları da çok yüksektir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bak şimdi çap eğer mantık genel. Bak şurası genel, tamam mı? Şu alttaki şekilde bir alakası yok. Çap azalması demek. İki tane metal atomu birbirine daha çok yaklaşıyor demek mi? O zaman daha çok oradaki elektronları çekebilirler. Yani çekim daha fazla olur. Metalik bağ daha kuvvetli olur. O zaman çekim daha fazla olur. Eğer genel olarak çapı küçük olan metallerin çekimi daha fazlaysa metalik bağ kuvveti de daha fazla değil midir? O zaman kuvvet daha fazlaysa benim bunu sıvılaştırmam veyahut da kaynatmam daha zor olur. O zaman erime ve kaynama noktası da daha yüksek olacaktır arkadaşlar. O zaman şöyle dedim. Çapı küçük olanın erime ve kaynama noktası büyüktür. Metalik bağ kuvveti de büyüktür dedim arkadaşlar. Periyodik sisteme baktığımızda soldan sağa doğru çap azalıyordu. O zaman çekim artar, erime ve kaynama noktası da artar dedik arkadaşlar. Ama sadece metallerin olduğu yerde dikkat et. Tamam mı? Bura, mesela şuralarda falan mesela metaller var. Şuralarda var. Yani şuralarda ne vardı zaten? Ametal ve yarı metaller vardı. Orada işler değişir. Tamam mı? Bizim bahsettiğimiz sadece metallerin olduğu yerlerde. Yukarıdan aşağı doğru baktım. Çap ne yapacaktır? Artacaktır. Çap artarsa çekim azalacaktır. Dolayısıyla erime noktası ve kaynama noktası da azalacaktır dedik arkadaşlar. Böyle olması lazım. O zaman ne dedik biz? Periyodik sistemde yukarıdan aşağı doğru bizim metalik bağ kuvvetimiz. Hatta onu da yazalım mı? Mesela bağ kuvveti ne yapacaktır? Çap arttığından azalacaktır. Soldan sağa doğru bağ kuvveti artacaktır arkadaşlar. Bakın erime kaynama noktası artması demek zaten bağ kuvvetinin artmış olması demek dedik sevgili arkadaşlar. Tabii şöyle dedik. Metalik bağ saf metal atomlarını bir arada tutan çekimdir. Metalik aktiflik ise iyonik bileşikler oluşurken metalin elektron verme özelliğidir. Bak metalik bağ kuvveti yukarıdan aşağı doğru azalıyor mu? Ama yukarıdan aşağı doğru dikkat et. Metalik özellik MHI
Ne yapar dedik biz? Artar. Yukarıdan aşağı doğru çap artar mı? Artar. Çap artarsa elektron vermek kolaylaşır mı? İyonik bağ oluşurken diğer ametale. Anladın değil mi? Başka bir ametale elektron veriyorum ben. Metalik özellik farklı bak. Metalik bağ kuvveti farklı, metalik özellik farklı. Metalik özellik iyonik bir bileşik oluşurken metalin elektron verme olayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla çap arttıkça elektron vermesi kolaylaşacağından metalik özellik artar. Tamam mı? Metalik özellik artar dedik. Evet arkadaşlar, bakalım bakalım bizim çapımız arttıkça erime noktamız bir grupta yukarıdan aşağı doğru azalıyor muymuş? Öyle demiştik zaten. Ne demiştik arkadaşlar? Çap artarsa etkileşim bağ kuvveti azalır. Dolayısıyla erime noktası da azalır demiştik. Gördüğünüz gibi 180 lityum bir grupta, bir A grubu bunlar arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru baktığımızda lityumun erime noktası 180 dereceyken sodyumun 97,8, potasyumun 63,65, rubidyumun 39,05, sezyumun ise 28,4 santigrat derece olduğunu görüyorsunuz herhalde. Devam ettim. Dikkat etmem gereken olay şu. Sıcaklık arttıkça metallerin elektriksel iletkenliği azalacaktır arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsun. Ve bizim bu konuda bahsettiğimiz erime kaynama noktası eğilimleri kesinlikle arkadaşlar sadece metaller için diyorum ben, tamam mı? Metaller için geçerlidir dedim. Ametallerin olduğu grupta bir bakarsın soldan sağa doğru eğilimler farklı değerler gösterebilir. Bizim burada bahsettiğimiz 1A 2A grubu işte metalleri için ve metallerin olduğu yerler için açıkçası. Haydi bakalım şu sorularımızı çözelim. Şimdi sodyum elementi için yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Ve ben yazıyorum bak şimdi sodyum 11 diyorum. Sodyum 2, 8, 1. Son yörüngede 1, 2, 3 olduğunda borun 3 oluyordu. Yarı metaldi. Bor hariç. Mesela burada 1 olduğunda hidrojen hariç. Yani hidrojen bir ametaldi ama bu hariç. Metal oluyordu. Sodyum son yörüngede 1 var. Oradan anladım, metaldir. Değerlik elektron sayısı 1'dir. Son yörüngedeki elektron sayılarıydı. İyonlaşma enerjisi aynı periyottaki ametallerden yüksektir diyor arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi. Elektron kopartmak için verilen enerji. Soldan sağa doğru çap azaldıkça iyonlaşma enerjisi artmıyor muydu? Hatta ve hatta 3 aşağı 5 yukarı dememiş miydik? 2A 3A 4A 5A da nerede değiştiriyordum? Detaya girmiyorum. Hocam anlatacağını anlattın zaten. Dediğinizi duyar gibiyim diyor öğrencilerim. Bak şimdi İyonlaşma enerjisi aynı periyottaki, şimdi abi artacak işte, soldan sağa doğru çap azaldıkça iyonlaşma enerjisi artacak. Elektron kopartmak zorlaşacak. Dolayısıyla bak metaller burada. Ametaller burada. Mantıken baktığında ametallerden yüksek mi olur? Hayır abi, artacaksa düşük olur. O zaman bu yanlıştır. Doğru cevabım da 1 ve 2 demiş olduk sevgili öğrencilerim. Haydi bakalım sorulardan devam ediyoruz. Sodyum, lityum ve magnezyum elementlerinin erime noktaları sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bak sodyum 11 yazdım ben. Bunu yazarken 2, 8, 1. Lityum 3 yazarken 2, 1. Magnezyum 12 yazarken de 2, 8, 2 olarak yazdım hocam. Bak şimdi 3. periyotta 1A grubunda, nereden 1A grubu? Şuradan. İkinci periyotta gördüğünüz gibi arkadaşlar 1A grubunda. Bakın 3. periyotta gördüğünüz gibi 3 katman var ve 2A grubunda magnezyum varmış. Benim elimde 1A grubu var, 2A grubu var. Size tavsiyem böyle periyodik sistemi simülize edin kafanız karışıyorsa. Arkadaşlar ve elimde ne var? 2. periyot var ve 3. periyot var. Hatta sizi mi kıracağım? Farklı bir kalem alayım. Bak şimdi. 2. periyot 1A grubunda lityum var mesela, değil mi? 2. periyot 1A grubu. Sonra bakın 3. periyotta 1A grubunda sodyum var. Yani 1 altında sodyum var. 2A grubunda 3. periyotta da magnezyum var. Magnezyum da burada. Şimdi gençler, erime noktaları sıralaması şöyle değil miydi? Bakın yukarıdan aşağı doğru çap artar. Soldan sağa doğru çap azalır. Çap azaldıkça erime noktası artar. Çap arttıkça erime noktası azalır. Çünkü neden? Çap arttıkça etkileşim ne yapar? Azalır.
maddeler birbirlerinden uzaklaşır, daha kolay erir. Dediğimiz gibi bizim için soldan sağa doğru çap azalırsa atomlar, metali oluşturan atomlar birbirlerine daha çok yaklaştığı için onları eritmek, birbirinden uzaklaştırmak daha zor olacaktır ve erime noktası yükselecektir. Daha çok ısı vereceğim ben. O zaman arkadaşlar ne olacaktır? Bakın erime noktası yukarıdan aşağı doğru azalıyorsa lityumun erime noktası çok büyük olacaktır. Hepsinden daha büyük olacaktır. Lityum dedim. Büyük. İlk önce her zaman katmana bakıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yani periyot burada küçükse erime noktası da yüksektir diye düşünebilirim. Bak şimdi. Sonra soldan sağa doğru da artacak ya. O zaman magnezyumun daha büyük olacak. Sonra da sodyumun daha büyük olacak. Lityum, magnezyum, sodyum. D şıkkı burada doğru cevap olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum ve son sorum artık. Şimdi bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi metalik bağın metallere kazandırdığı özelliklerden değildir diyor. Isı ve elektriği iletmeleri özelliklerdendir arkadaşlar. Erime ve kaynama noktalarının yüksek olması. Doldur. Metalik bağlar çok güçlü bağlar olduğundan erime ve kaynama noktaları çok yüksektir metallerin arkadaşlar. Diğerlerine nazaran. Tabi ısı ve elektriği iletmeleri de elektron denizi olan bölgelerde elektronlar serbest bir şekilde hareket edebildikleri için o şekilde diyoruz ki ısı ve elektriği metaller arkadaşlar iletir diyoruz. Yüzeylerinin parlak olması elektron denizinde dolaşan elektronların aldığı ısıyı, dışarıdan aldığı enerjiyi geri yansıtmasından dolayı kaynaklanıyordu. Tel ve levha haline getirilebilmeleri doğrudur. Çünkü elektronlar o kadar güzel dolaşır ki böyle rahat rahat takılırlar. Sen onu böyle büktüğünde o elektronların serbest hareket etmesi sayesinde bir metal kırılmaz. İşlenebilir bu sayede arkadaşlar. Suda iyonlarını ayrışabilmeleri de yanlış olacak. Arkadaşlar iyonik bileşikler iyonlaşır. İyonik bileşikler iyonlaşır. İyonik bileşik az önce anlattık. Metal artı ametal. Arada elektriksel bir kuvvet. Her zaman yazıyorum sizi mi kıracağım. Sodyum klorür attım suya. Sodyum artı artı klor eksi şeklinde iyonlaştı. Aqua yazmam. Etrafında su molekülleri var demekti sevgili arkadaşlarım. Bu bilgiler eşliğinde ne olmuş oldu? E şıkkı doğru cevap olmuş oldu. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki her biriniz rahat bir şekilde bu konuları parçalarsınız, anlarsınız. Yani abi ben inanıyorum size yani. Siz kendinize inanın sadece yapacağız deyin. Ön yargınızı kırın. Benim sizden isteğim bu. Bütün dersleriniz için bir tek kimya için değil. Yeteri miktarda çalışırsan, masanın başına oturursan, saatlerini harcarsan başarırsın. Tamam mı? Hocam ya olmaya da bilir. En azından deneyeceksin. Tamam mı? Kendine inanacaksın ve hayal kuracaksın. Unutmayın hayali olmayan bir insan abi savrulur yani nereye gideceğini bilmezsin. Yani bir seni konsantre eden bir hedef olması lazım. Bir hayal olması lazım ki hayatta oraya doğru ilerleyin. Ve bu geçtiğiniz yollar size eziyet değil zevk versin, keyif versin. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videomuz 3. bölüm videosuydu. Bundan sonraki videomuzda adlandırma yapacağız. Sen tabii bu kısmı temizle. Bütün soruları çöz. Takıldığın yerlerin üzerine git. Anlamaya çalış. Öğretmenlerine sor. Hallet ve 4. videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Orada iyonik ve kovalent bileşiklerin adlandırılmasını sizler için anlatacağım. İnşallah güzel bir video bizi bekliyor. O zaman burada kaldım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.